Kylian Mbappe, bu nasıl bir gol? Bu nasıl bir gol? Kıvırdı, çevirdi, bir şeyler yaptı, yapıştırdı golünü. 11. galibiyet geldi. Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Yepyeni bir eFootball 2024 mobil videosuyla karşınızdayım. Bu videoda yeni aldığım oyuncuları sizlere tanıtacağım, göstereceğim. Neden bunları oynattığımdan bahsedeceğim oynarken. Sizler için çok güzel bir sistem kurdum ve bu sistemde 10 maçta 10 galibiyet aldım. Yenilmedim. Şu ana kadar inşallah videoyu çekerken de yenilip rezil olmam. Çünkü genelde başıma gelen olay bu. Neyse. Bu sistemde arkadaşlar çok rahat oynuyorum. Stoperlerimden bir tanesi şu. Çok hızlı Nuno Mendes. O da sol bek oyuncusu aslında ama geriye doğru atılan toplarda inanılmaz süratli bir şekilde koştuğu için topu çok kolay alıyor. Ya da oyuncu kaçırdıkları zaman rakip oyuncular çok hızlı bir şekilde gelip oyuncunun dengesini bozabiliyor. Bu yüzden bir tane hızlı oyuncuyu oynatıyorum. Ortada yok edici oyuncu Rudiger oynatıyorum. Sağda da Marquinhos oynatıyorum. Biliyorsunuz o da çok iyi ayağı top yapıyor. Kanatlarım hızlı. Orta sahadan dörtlü bir şekilde merkezden gelip kanatların desteğiyle var ya coşturuyoruz oyunu. Yani gol yemek önemli değil. Çünkü yediğiniz kadar da atıyorsunuz. Daha fazlasını atıyorsunuz. Bildiğiniz Jorge Jesus sistemi gibi bir şey oldu bu. Bu şekilde hazır kadromuz maçımıza girelim. Beğenirseniz taktiğin detaylarını anlatan bir video çekerim sizler için. Ama sizlerden de çok minik ve küçük bir ricam var. Bu video 500 beğeni olsun arkadaşlar. Yeni videoların daha hızlı daha seri gelmesi için biraz da moral ve motivasyon ona da ihtiyacım var. Çünkü Ocak-Şubat aylarına girdik yine. O konulara girmeyin. Sizlerden desteği bekliyorum. Ve zaten beni seven arkadaşlarım beğendi. Şu an 100'lerle beğeni olmuştur da bir 500'ü ben görmek istiyorum ya. Eminim başarabiliriz inşallah. Bakın şimdi burada saltıra taktiğiyle çıkacağız. Umarım bu maçta yenilip de rezil olmayız. Şimdi kaçtı aradan. Çok güzel gel. Lan donma be. Offside'miş. Bir de direkt rakibi başlattım. Öyle maça girdim çünkü sabahtan beridir rakip arıyorum. Bulamıyorum bir türlü. Bizim burada altyapı çalışmaları devam ediyor. Sistemler çökmüş durumda olduğu için. İnternette de problemler yaşanıyor. O yüzden maça girip rakibi bulup o süre zarfı içinde videoyu o şekilde başlattım. Haberiniz olsun arkadaşlar. Hadi alamadın Neymar. Şu yeni gelen bir tane oyuncu var. 1.58 ofansif. Adam bildiğin Maradona'dan iyi ya. Messi gibi. Oyunun yeni Messi'si arkadaşlar. Şu işte Canabet bir şey yazıyor şimdi. Cana Kabit miydi? Okuyamadım. Şu. Ha bu oyuncu arkadaşlar. Bak şimdi. Çok rahat kıvrak hareketler var. Acayip mükemmel bir adam ya. Hadi be. Bulmaya daha geç kaldım. Mükemmel bir adam abi. Çok mükemmel bir adam. Hem kısa boylu, hem çevik, hem atletik bir adam. Lan ne yaptınız? Niye oyuncu aşağı koştu, topa koşmadı? İlginç. Sorun değil. Alıştık böyle şeylere dostum. Hemen ver pasını. Kaçtı aşağıdan. Martin, sıyrılamadı Martin. O boşluktan geçerim diye düşündüm ama. Takıldı. Neymar. Ver o pası Neymar. Sen de ver oğlum. Çok güzel. Kaçtı adama aşağıdan. Hadi be. İnce bir pas. Son anda lan Rodri'nin önüne gelmedi, vuracaktı uzaktan. Aa niye gol atamadım bu dakikaya kadar? Normalde iki tane atmıştım şimdiye kadar. Çünkü video çektiğimiz için atamamamız normal. Şimdi gönder, geçti o top. Çok güzel. Martin. Koman bir deneyim dedi lan şansını. Kingsley Coman asfaltla dışarıya. Buradan çok güzel gollerim var. Kanalı yeni keşfeden arkadaşlarımız varsa buradan nasıl gol attığımı anlatan videolar kanalda var. Bakıp işinize yarayacak videoları mutlaka bulabilirsiniz. Her türlü taktiği paylaştık çünkü bugüne kadar. Aha Mbappe kaptırdı Nuno Mendes. Hemen uzaklaştırdık o topu oradan. Kaan Ayhan diye isim geliyor bu adama, niye bilmiyorum. Mbappe. Hadi Rudi. Aldı Rudi gel. Verdi pası şimdi. Hızlanın dostlar. Hadi gençler. Hadi be, hata yaptık, hızlı oynayalım diye. Demek ki sakin oynamak gerekiyormuş. Lan ne kadar sıkışık bir oyun bu böyle. Belki full defans mı yapıyor? Ne yapıyor anlamadım ki. Ama açacağız. Bu oyunu açacağız. Tabi şimdi 10 maçta 10 galibiyet alınca Konami dedi ki yeter sen dedi. Hile mi yapıyorsun dedi. Momentumları saldı üstümüze. Şimdi sıyrıldı. Verdi. Lan abi oraya değil ama ya. Vallahi onu atmadım ya. Şimdi aldı Rudiger. Verdi pasını. Geçer mi geçti? Gelir mi geldi? Atar mı attı? Geçildi, daha iyi yere geldi o top. Kicks to Coman. Coman.
Sıyrıldı. Koman çevirdi. Verdi. Şut kaleci döndü. Yapma be. Bunun olması lazımdı artık. Herkesin... Ya bırak şutu çekeyim önüm. Bomboş ya. Gol atamadık ya ilk yarı. İnanılmaz. Ben dedim ben video çekerken ya heyecan yapıyorum. Ya konsantrasyonumu sağlayamıyorum. Olmuyor bir türlü. Yenilmediğime dolayı ediyorum şu an. Yani gol yemediğime dolayı ediyorum. Sırtlamadı burada. Aldı şimdi Martin. Verdi pasını. Bu adamın okunuşu ne isminin ya? İsmine bakayım derken topu kaptırdık bu arada. Gol yemeyiz inşallah. Hop Marquinhos orada. Bellingham orta. Nuno Mendes kafayla. Ver pası. Geçmedi. Sıkıntı. Şut. Yine bizden döndü. Verdi pası. Şimdi uzaklaştır o topu. Ver hemen abi. Hadi lan. Ya hadi be. Lan bu kadar mı geçmezsiniz be? Çok ilginç bir maç oluyor şu an. Hadi destek. Hadi köstek olmayın lan. Hadi lan. Hadi lan. Hadi lan. Çok şükür uzaklaştırdı. Ver abi pası şimdi. Sakince çok güzel yere. Açtı oradan bizim Junior. Junior diyelim biz buna ya. Çok küçük adam. 1.58 boyunda. Junior kaçırdı. Aa, lan nasıl atamadın? Çok kötü. Pas çok kötü yani. Junior çok sinirlendi. Junior aldı topunu gidiyor. Junior'u durdurabilir ne aşk olsun dediler. Hadi oradan gitseydi var ya. Devre gidecektim onu ya. Lan nereye 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 ya. İnternet yapma gözünü seveyim ya. Offside. Dakika 66 gol yok inanılmaz. Rafael Leao girmiş oyuna. Mbappe girmiş oyuna. Umarız bir şeyler değiştirirler. Çünkü bu maç böyle bitmemeli. Gol de yememeliyiz tabii ki. Abo ucuz atlattı bende. Lan oğlum nereye nereye düz oyuncu mu atıyor? Düz önündeki oyuncuya atıyor adam yukarı atıyor ya. Şimdi Rafael Leao o kadar sinirlendi ki defarla gidiyor. Frene bastı Leao. Verdi pası Leao Mbappe. Mbappe abi yaptığım hareketleri yapsana. Kevin De Bruyne. Val var. Geçemedi. Alırsınız ya yapma ya Allah için ya. Vallahi yeter ama ya. Dakika 75. Etkili geldi dışarıya. Çok acayip ya. Yani niye böyle oluyor? Gerçekten konsantrasyon kaybı mı yaşıyorum video çektiğinde anlatımı yaparken? Onunla alakalı olabilir mi? Çünkü şu an ben değilim. Şu oyuncu ben değilim yani. Orta, kafa, vur, yaz, at, vur, yaz ve gol. Çok şükür Allah'ım. Attık golü. Vallahi bu ne ama ya. Zorla attık ya. Sorun değil. 11'de 11. galibiyet geliyor. Biz oraya bakalım. Kylian Mbappe boşluğu buldu. Yapıştırdı golünü. Ama var ya rakibe de helal olsun ha yani. İyi kapattı. Boşluk vermedi hiç bize. Hala da vermiyor. Biz de yanlış yerlere atıyoruz. Ha? Ya. Ya internetle alakalıdır diye umut ediyorum. At çalımını sıyırıl. Atamadı, sıyrılamadı. Mbappe gönderdi yukarıdaki boşluğa. Cuadrado. 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 Lan oğlum nereden aldın sen o topu ya? Adamın üçüncü ayağı çıktı. Bak ya var ya böyle bir zamanda kasıyor ki oyun. Şimdi Cuadrado. Verdi kaçtı Cuadrado. Ortaya açtı Cuadrado. Kafa Neymar'dan gelmedi. Rafael Leao orada aldı. Rafael Leao çok sakin. Leao gönderdi. Kylian Mbappe. Kylian Mbappe. Kylian Mbappe. Kylian Mbappe. Bu nasıl bir gol? Bu nasıl bir gol? Kıvırdı, çevirdi, bir şeyler yaptı. Yapıştırdı golünü. 11. galibiyet geldi. Kazandık dostlar. Yani bak aslında sistem çok güzel. Ben bakma son dakikalarda daha bir konsantre oldum. Demek ki ben maçı anlatırken konsantrasyon eksikliği yaşıyorum. Bunun çözümünü bana söyleyin arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Sizler için çektiğim bu videonun karşılığını emek olarak verdiğim zamanı içinde bulunduğum durumlara rağmen verdiğim mücadelenin karşılığı olarak bir beğeniyi çok görmeyin bana. Ve sistem hakkında yorumunuz varsa ya da nasıl daha güzel hale getirilebilir gibi bir düşünceniz varsa onları da bana söyleyin. En beğendiğiniz stoperi de yazın. Onu mutlaka yazın. Güzel bir stoper şöyle artık sizin önerdiğiniz stoperlerle oynayalım. Hatta her bölge için bir oyuncu önerin onlar için oynayalım. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.